Hazır değilsen başlayalım. Gülben Ergenle başlamış durumda. <laughs> Her dolar yükseldiğinde telefonu açtık. Gonca o ilacın parasını oldu biliyor musun? Çağrı cihazı vardı. Kaçta geleceksin? Altıya doğru tırt 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 tırt. Allah'ım. <laughs> Allah'ım. Gerçekten. <laughs> ben konuyu dinledim dedi bir hafta. Gonca benimkileri ye ye. Kaşık kaşık ye. Dünün dünlerden <laughs> Ve şöyle yapar Gülben. Ben sana bir cilt bakımı yapayım. Peki, sert de eleştiririz. Evet. Ben Ama sen hemen bana kızıyorsun sert olunca. Ne oldu Gülben? Bilmem ne tonuna geçtin yine. Ev sahibi olduğum için. Evet. ne kadar oldu fark etmişsiniz. <laughs> ben bir yeni bir şarkım çıkıyor falan. Biz evet. bu sayede bu evde oturuyoruz. Elektrik telefonu aydık bu sayede veriliyor. Efendiler, Gonca Usateri ile hazır değilsen başlayalım. Gülben Ergen'le başlamış durumda. <gülüyor> <gülüyor> Fazla alkışlamayalım, gerilim olmasın. <laughs> Bizim evet. bir ilkimiz bu. <laughs> Aa. Ya i̇lk defa kamera görüyor, ilk defa bu kadar çok ışık görüyor ve ilk defa bir yayında beraberiz. Sana özel tabii ki. Ne kadar teşekkür etmek istemediğimi biliyorsun Gonca'nın <laughs> Sana bütün mi? bir yayın boyunca teşekkür edeceğimi de sen biliyorsun herhalde. <laughs> Bizim Gülben'le dostluğumuzun pekişmesinden hemen sonra, evet. değil mi? Hayatımıza Gonca evet. girdi. Felaket bir halde barınaktan böyle paspas yerlerde sürünen. Bir ismi de böyle. paspas yani sağlık karnesi paspas diye geldi. E, tabii ilk böyle anlatırsak eğer ben böyle bir yolculuğa çıkmak istediğimi senle paylaştım. Çünkü hani satın alma sahiplen hashtaginden yola çıkıp senden rica ettim. Sen de bana dedin ki dur ben sana bir hafta on gün haber veririm. Ya aramadık bile değil mi? Sen bana bir fotoğraf attın. Bu olur mu? Şu 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 barınaktaymış dedin. Ben hani gördüm. Hani görünce ilk aşk gibi. O zaten benim dedim yani. Böyle bir özveri ve sevgi hikayesine bunlar katılmaz ama şimdi Türkiye'de Gülben her şey zamlanıyor herkesin Tabii hayatına ki. göre. Biz senin hep bunu konuşuruz. Hiç konuşulmamış gibi dursa da. Evet. Köpek yemlerinin zamından konuşuyoruz. Tıraşıydı, bakımıydı, aşısıydı, evet. ilacıydı. Gonca ultra problemli, <laughs> yanlış anlaşılmaya mal vermek istemem ama ekonomik sınırları zorlayan ciddi problemli gelmiş ve Gülben Ergen'in doların yükselmesiyle verdiği savaşı bu memlekette <laughs> kimse bilemez arkadaşlar. Ne pandemide. Her dolar yükseldiğinde telefon açtık. Gonca o ilacın <laughs> parasını oldu biliyor musun? Türkiye de yok yurt dışında veteriner hekimlerle görüşülüyor öbürleri yapılıyor köpeğin kalp kurdu var ah. bitmeyen bir problem ah. bu arada Gülben duygusal diyaloğa girmeye başlamış köpekle evet. bütün videolar sana geliyor Gülben arıyor şöyle söylüyor acaba bu köpek bir şey olur mu Gonca kalp kurdu dediler sen de şok oldun ya bilmiyorduk ya hani senden aldım Hı, eve, eve geldi ben ilk duygum hani yabancı bir yere geldi diye yabancılık çekiyor. Ama Gonca'nın yabancılık çekmesi bitmiyor. Tahlillerde kalp kurdu çıkınca kalp kurdu eşittir ölüm riski evet, taşıması, tedaviye Tabii. cevap verir ya da vermez. Tamam neyse yapalım dedi. O iğne yok ki Türkiye'de. Nasıl yok Türkiye'de? Neyin, nasıl? Sen bana birilerini söyledin ben bir insanlarla konuş onlar yurt dışından getir bekle gelmesi yapılması bir süre 3 ay sonra bir daha ona cevap ver. verdi mi vermedi mi? bir kalbini dinleyerek değil yani bir aletlere gidiyor hayvan bizim emar gibi oralardan geçiyor falan ve 4. seneye giriyoruz. Ya çok teşekkürler beni bu hale getirdiğin için. Yani içimdeki hemşireyi biliyordum iyileştiren şifacı Gülben. Bunu ben de biliyorum beni <laughs> ben her dakika e, her sıkıntımda şey yaptığım için fakat hayvanla ilgili mevzuya başlama hikayen çok güzel. Aşk Gonca ile Gülben evet. değil mi? Evet kesinlikle yani iki tane kedimiz vardı uzun yıllar vardı çok seviyordum ama Gonca ile iletişimimiz galiba o iyileşme süreciyle ya yani o hastalığı tedavi gördüğü dönem ve

çok sağlıksız bir bağlı. Ya biz tasma kullanmıyoruz. Ben yani çok bağlı Tasma Eve yani sağlıksız bağlı. Işte. Odanın kapısını kapatıp uyuyabiliyor musun? Ayıptır sağlığı. Hayır. Olması. Mümkün değil. Kır, 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 kapıları kırar. Öyle bir şey mümkün değil. Biz beraber yatıyoruz. E, hala insanlara tepki veriyor. Ya yani elektrikçi gelmeye görsün. Böyle bir av köpeği çıkıyor. Onun içinden böyle bir doberman fışkırıyor. Adam merdivenleri elektrikleri matkapları düşürüyor falan. Beni kesecekler zannediyor. Yapıyor. Herkese terörist muamelesi yapıyor. Yalnız Ama bir şey erkek... Bu muameleden sonra bu köpek neden gülüyor sana dönüp? Aa, o senin Sen bütün sen dedin gülüyor orası. diye. Evet. Sen yani, dedin. Hayır sevgi doluktan da geç evdeki hani bazen çaki diyorum ya ben severken. Ya gülüyor. Kameraya <laughs> bakın. Nedir abi bu nasıl bir olaydır? Bak. Sen bana bir şey senin tabii şeyde tezlerin tabii çok, çok, acayip. Gülüyor sen annesin ve çocukla iletişimi biliyorsun dedin ya bana sen. Ben anlatıyorum ya ona bak Gonca'ya gidiyoruz çekime. E ben çocuklara da öyle söylerdim. Ben bunu evde tanık oluyorum. Gülben köpeğe yapıyor. Hayır. Ben şimdi dışarı çıkıyorum. <laughs> Arkadaşım bir paket getirmiş. Evet. O sırada kapıda. Sen burada bekle. Gülben dönüyor ve arkadan geliyor ve yapıyor. Evet. Hayır ama Gonca bak dinlemiyor beni. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, evet, evet. Ya Gülben'e hiçbir zaman Gonca'nın bir asabiyeti olsa ispat edemez. Bunu yedi cihan bir araya gelse işte böyle davranıyor Gülben'e. Ama bilmiyorum şimdi aynı ya. şekilde ben suratımı götürsem geri verir mi bana bilmiyorum suratımı. Yani hani bak. Bizim anlatıyorlar. Gonca. Bizim anlatıyorlar ikimizi bize anlatıyorlar. Güven ben hayatımda en bayıldığım, bugün. bizim Zeliş, Zeliş'le beraber çalışıyoruz. Şimdi birazdan ağlayacak tabii. Tamam ne oldu? Niye panik? Ne yapacağız? Otur. Kız bak gülüyor işte. Tamam, İstediğini cevap, yaptırdıktan tamam. sonra. Zelişi konuşuyoruz. Otur. Program yayın. Soru soracaklar bana. Ben cevap vereceğim. Otur. Allah Allah. <laughs> Bak oturacak. Başlayacak. Yeni çalışmaya başladığın dönemde çok eğlenceli bir şey. Ben bunu sitcomlu yazmak ne istiyordum. istiyorum. Annen çağrı cihazıyla seni takip mi ediyordu? Evet. Çağrı Hı. cihazı vardı. Nereden buldun? Tıt 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 Bu, yapıyordu. Muhteşem bir Kaçta değil geleceksin? Ya. Altıya doğru tırt 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 tırt. O zaman evde de telefon yoktu. 0.33 bir şeyden Çağrı <laughs> cihazına. Evet. Ya ben bu müthiş bir şey ya. Sen profesyonel hayata geçmişsin, çalışıyorsun. Çağrı cihazında it annen it it yazıyor. It. Böyle yeni diziler bir dizi iki dizi mankenlik bitmiş çekimlerdeyim, çekimlerde hani çayına fare zehiri atarlar dikkat et dönemi yani o kadar başındayım ve burcun evet. Burcu ne annenin? Annem balık. Biz ikimiz başak. Biz bazen birbirimizi eleştirilerimiz ve başak burcu hakkındaki yorumlar paylaşımlarımız ne kadar benziyor. Abi annelerimiz, an senin annen bizim. Senin annen balık. Eleş ha kova. Allah'ım, Allah'ım, <laughs> Allah'ım. Gerçekten kova. Yani annem kovası şeklindeler yani Sahneye biz... çıkmayan sahnesi var onun yani. Allah'ım, nasıl bir kova tanımı var? Tabii ya, tabii kızım. Evet, pek kan kova, kova yani sahne, tabii. ışıklar yansın, ışık saçın. Yansın saçak. ya. Kadının zeytin da ışıklı. Bize geliyor <laughs> ayrı bir yerde duruyor annenin zeytinyağları falan. Öyle bir şey yani. Sen Başak Burcu olduğunu, bundan mütevellit obsesifliğini biliyorum <laughs> ama senin ürünlerini fasulyenin yanında yiyebiliriz. <laughs> Bu kadar kozmatik... E... Değil. gündemin içerisinde evet, evet, sen bacım paraya zaman. mı kıydın sen neler yaşadın her şeyin bu kadar organik sorma onu alıyorum bak böyle öyle oh, bir süre, bu böyle bir reklam falan de bak, reklamın gibi. çok dışında bir şey bahsediyorum size değil, güzel. kadın obsesif bir şekilde <laughs> o profesörün yanında dikilip böyle bakıyorsun değil mi ürüne yani bir şey gerçekten katılıyor mu diye çünkü en sevdiği şey <laughs> arkadaşlarıyla derdini <laughs> dinler Allah, ve şöyle anladım. yapar Gülben ben sana bir cilt bakımı yapayım hiç var <laughs> <laughs> Ben, hiç hemen Bakın iklim. bu barter'lı bir şey değil yani. Ben Ergen'e gittim. Bayılırım. Tuvalete seni, o geniş banyosu ve kremlerden e, sifonu bulamadığımız <laughs> <böyle> şeye gireriz <laughs> ve böyle masaj aletleri çıkar 700 <laughs> tane farklı <laughs> ve sen şöyle gidersin eve o küçücük dört <laughs> <banyosu. gülüyor> Güven. nasıl oldu bu geçiş? Anladım <laughs> kaldım şu anda. ne kadar güzel anlattın. Ya benim annemden bir gül suyu yatırımım var bir kere. Benim annem sadece gül suyu sürdü. Gül suyuyla sildi. Çok istedim bir marka yaratayım kendi inandığım markaları. O kadar az vegan marka var ki. Yani hayvansal tamam. artıkları kullanmayan. O hayvansal artıklarında parabenler bilmem neler. Hayvanların kuyrukları içerikleri yağlarından bu yenilebilir kozmetik denen şey bir bitkinin özünden sonra parfümsüz demek ne demek onu öğrendim. Kadınız abi evet bir şey sürdüğümüz zaman oh mis gibi kokusunu seviyoruz ya. Tamam. E parfümü bize sıkıyoruz biz? Pist pist üstümüze değil mi? Parfümü yüzüne, yüzüne sıkıyor musun saçma. gözünün kenarına parfüm? E parfüm var içinde ve o parfüm senin cildine iyi geldi diye düşündüğün şey kulağının arkası kaşınıyor. Sırtında bir şey alerji yapıyor. Sen onu bilmiyorsun ki sürdüğün kremden olduğunu. Kabus şeyler sürmüşüz yüzümüze. Bir kimyagerle oturup, ya ben böyle küçük bir marka oluşturabilir miyim? Benim markam çok küçük biliyorsun. Dön dolaş aynı ürünler. Yeni tamam. bir şey çıkartamıyorum üstüne üstüne. Olmuyor çünkü. Bir gözaltı kremi beceremedim mesela. istediğim gibi yaptılar gözaltı kremi. Balçık gibi bir şey oldu. E doğal dediniz o yüzden böyle oluyor. İçine küçük kadarcık <laughs> şey koyarsak, onu koymadan o da bıyık oluyor mesela. Serum... Hayır ben öyle Ay, bir şeyi seviyorum. Önce bir peeling. makarna gibi sonra bir peelingmiş. Ay. Aa aslında kremmiş. Bana bak güzel Abi de koktu. Bu pilin... beş aşamalı delice bir şey var mesela. Ama ben pi... onu seviyorum. O piyinik yıkılmıyor mu mesela? Abi onu... deniz tuzu var içinde. Şimdi bu kozmetik mevzular çıktı. Devamlı Aa. zırt pırt bir şey tapı. Zırt pırt bir kozmetik. Herkesin bir kimseyi tanımıyoruz. Kendi konuşuyoruz. Gül ben konuyu dinledim dedi bir yaptı. Gonca benimkileri ye ye. Kaşık <laughs> kaşık ye. Kendi siniri bozuldu çünkü. Yani ulan bir emeği de cam şişeler. Delirdi evde tamam mı? Dedi ki kaşık kaşık ye bunları. Ya tabii ki kar. Bir lira kar etmedim daha. Ama bu böyle şey Çocuklar gülsün de cildin gülsün diye koyacağım ismini. Abi cam şişe yaptığın zaman zaten kar edemiyorsun. Kafadan bitti unut onu. E bir iyi bir şey plastiğe koyar mısın? Yalnız gül ben. Diyorum ki şimdi bakıyorum siteye. <laughs> e, siteye karıştırıyorum. Paketler, kampanyalar çıkıyor. Sana belki ben, ben sana eve geldiğimde Bak. kil maskelerini arkadan çıkartmam ne olacak? Bak o şey var ya onları biriktirmişim ben. Nazar şeyleri var ya Allah aşkına. Abi... Ay. Anneme dedim ki bu bir tek gülbenden çıkar bu ya. biliyorsun ya. Yani, sana bir şey olmasın diye kadın içeri evet artık nazar da, şeyi de koydu kapağı yani. Kapağı da bu mantar bir kimse... falan. <laughs> şey. Evet. En pahalısı Ne gerek var? Neden? Öyle seviyorum, öyle yapamıyorum başka türlü. Allah'ım ne kadar para kazanmıştım onları. Çişesinden, camına, bilmem ha, ne ben hatırlıyorum kutular, ki. Kutular, bu ağaçlar kesilmedi, kutuları falan. Ağaçlar kesilmeden yapılmış, içinde artık olmayan, kağıt sakın kullanmayın, plastik koymuyor, pıt 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 da ne var mesela? O seni kanser mi yapıyor? Ne olur mesela o pıt pıtları koysak. Hayır, kağıt hışır hışır zarar ediyoruz, olsun biz arılara zarar vermeden arıyla plastiğin alakası var falan. Öyle bir şeyler. Ne yapalım böyleyim ben. <laughs> çok güzel <laughs> hiç ya. Hiç memnun değilim. Kendi kendine araştır 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 ve şeyi çok iyi bilen bir kadın. Bütün bu, bu yaptığı detaylı araştırmanın hepsi sadece günün sonunda kendi bilir. Hani ha. kimse sana kutusu da öyle miymiş? Çıkıp onu... Hemen bunu alıyorum falan. Hiç hiç, yok. hiç, 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 Öyle bir dünya yok ya. Onu bilir ama gene de benim yolum bu deyip evet. buradan gider. Evet. Şöyle bir şey var. Başak Burcu olarak hemen astrolojik ilk bilgim vereyim. Biz Başak Burcu olarak birbirimizi şahane sert eleştiririz. Evet. İnanılmaz Ama sen hemen biraz... bana kızıyorsun sert olunca. Hemen. Ne oldu Gülben? Bilmem ne tonuna geçtin yine. Yine bir, bir sertlik. Hayır ya. Bir şey toparlamaya çalışıyorum orada. Şu anda ev sahibi olduğum için evet. <laughs> ne kadar kontrollü olduğunu fark <laughs> etmişsinizdir. Akşam bunun akşam neyin bununla ilgili tepkimi de bizzat Instagram DM'den verecek mi kendisi. <laughs> Emojisiz ve noktalı. Bizim DM'deki diyaloğumuzun o kadar uzun ve tatlı oluş sebebi ne? Bilmiyorum. Ben hayatımda senle DM'den muhabbet ettim kadar kimseyle etmedim. Ya senin de baya orada o günü, o ayı, arkadaşları, ekonomi, çekim nasıl gidiyor, yapımcılar, sanatçılar, artistler, ödül alanlar, almaması gerekenler, o haftaki skandallar, her şeyi orada ben sonra siliyorum bütün yazışmalarımı. Ben mesela. de. Olacak şey değil. Ben senin de keşfettiğim şeyi hani karanlık de... bir taraf yapıyorsun kaydırınca da <laughs> <laughs> bir kerede de geçmiş olsun ya. Biz çok geciktik bunlara yani. Evet, Anladın evet. mı? Ama öyle bir eklensizlik derler ki, bir ki A, dünya umurlarında değil. Neler evet, konuşuyorlar? Evet. Sen işte limonatayı nasıl nasıl yaptın? Limonun kabuklarını nasıl doğradın? Tabii, tabii. Öbürü bilmem nasıl, nasıl yaptın? Bir de benim en yani söyleyeceğim ben ilk ben ben galiba hamileyim. Aa evet hey. hamileyim. Şimdi kan aldırdım. Eve geldi. Hey. Kan baktırdık. Evet ve ben gebelik kafam evet. çok karışık. Ha kafam karışık. Nedeyim anlatı bari. Falan leventle. Ama annelik devamlı annelik 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 konuşuyoruz. Benim hayatımdaki en güzel kafa karışığı çünkü Annem ya da herhangi biri herkes sorgulayan bir gözle ay bu çocuk hazır mı öbürü değil mi senin böyle gelip ben... masaya balyozla vurup bir çocuk geliyor. Gonca <laughs> dediğin anda benim bunu doğurmam <laughs> lazım evet ben yarın patik almaya gidiyorum falan deyip. Ama onunla oldu, kaldın, bu, mı? Bu, kaldın mı Konuşma. Konuşma. bir konuşmayla kaldın mı yedin bir Çinli çocuklar Her uzak doğulu çocuklar. Kalp duydun çok... mu hayatındaki en güzel müzik olacağını biliyor musun ha. duyduğun en güzel ritim olacak. onu küp, yaptın küp, mı. Küp, 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 küp bebek videoları çak 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 havuç yiyen limon ekşiyen. <laughs> öbürü babası gıdıklıyor annesi bilmem ne yapıyor en son dedim ki gülben doğuracağım ama belli ki ikimiziz yani şu anda o kadar Aa. özgüvensiz ve o Hazırlıklı olmadan hayatına böyle yaradanın al yavrum diye kucağına koyduğu gerçekliği oh. sen elinde bir azayla hayatıma ya. girip. Çok şükür bunu görüntülü arayıp da ispat etmiştin bana. Evet. Oradan sonra da daha çok rahatlamışım evin içinde göbek atıyordum yani. Çünkü yeniden doğacağına inanıyorum. Bunun için benim kadar şuursuz bir çocuk sevmek gerekmiyor. Ben sevmelere doyamadığım için bir de üzerine anaokulu açıyorum. Ona da doyamadığım için şimdi çocuklar ergenlik çağına girdiler. Çocuklar böyle yapıyorlar bana. Ya bize bir yerde çocuklar demezsen ne, ne diyeceğim yani bilmiyorum oğullarım da de falan delikanlı oldular ya biz 23 Nisan kutlamadık geçeceğiz ben depresyonda ne yapayım okul açayım bari gideyim. bir tanesine ben bile Ana evdeydim okula. ya ayıptır tabii on bitti tamam mi şimdi 19 Mayıs'a geçtik 19 Mayıs'a geçtik 19 Mayıs'a geçtik. 23 geçtik, okay. Nisan bitti. E, doğum günü mesela doğum günde ne yapacağız diyorum Arkadaşlarımla yemeğe çıkacağız. Anladım biz <laughs> e, e, evde oluruz biz pasta ile ilgili hani baban babaannen falan konuşuruz. Tamam. <laughs> ben Gökhan Çınar. Alo. Ergen annesi olmak Giddi böyle bir Gittiler başladı. bayağı evde. Özel hayat başladı. Küçük küçük. O otur. Özel alanlar değil yani. Futbol, maç, PlayStation, arkadaşıma gidiyorum, arkadaşım gelecek. Ben arkadaş olmayı da çok seven bir anneyim. Çünkü o dili ve hayat yahu yeni bir hayat işte uzaya gitmiş gibi başka bir dil konuşuyorlar ya. Yani Zeyko'nun dedikleri şey, dinledikleri şey. Ben bir yeni bir şarkım çıkıyor falan. Tamam, dinleyelim. Arkadaş, üç ben. Biz bu sayede abi. bu evde oturuyoruz. Elektrik, telefonu aidat bu sayede veriliyor Ben şarkı <laughs> Tamam. Sezen Aksu mu? Evet. Ne, ne demek istiyorsun sen? Anne kadını da çok seviyoruz. Seni de. Dinleyelim. Dinledim. Nasıl olmuş sence? Nasıl bir klip çekmeliyim? Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. devam edebilir miyim? Evet. <laughs> başka başka yani dinledikleri müziklere ben ağlayacağım. O kadar güzel ki. Sen Breaking Bad diye bir dizi seyrettin mi? İzlemedim daha ben onu. Bana oğlum Ares mesela o çok iyi bir izleyici ve çok iyi bir sinema izleyicisi. Ares Onun yönetmeninin daha önce çektiği filmlerden hangi oyuncuyla bilmem ne yaptığına kadar bilen sinemaya çok meraklı. Hollywood magazinler evet, var. Evet Söyde evet. Var hangi onda. oyuncunun hayvan haklarını savunduğu ödül alırken ne söylediği falan. Ares biliyorsun en çok Atlas. hayvan sever. Evet. Onlar dünyada Atlas'ı söylesene ya, çok seviyorum Atlas'ın Atlas, tepkisini. İki buçuk ay bir hüzünlü bir dönem var. Biz parametrodan dolayı hastanede kaldıkları, işte hastaneden çıktılar iki buçuk ay sonra eve geldik. Bir süre geçti falan. Atlas iki buçuk yaşında. Ne zaman kendi evlerine gidecekler? <laughs> çok iyi ya bu soru. Ne zaman kendi evlerine gidecekler? Sürekli bizde mi kalacaklar? Atlas eve geldiler. Hani beraber yaşayacaktık. Bir elin parmakları falan. Ben çalışmışım Atlas'ın üstüne anne baba. Hayır anne, oranın evleri Acıbadem'de. de. Sürekli bizde kalmayacaklar. Aa. Çok güzel Değil ya. ki i̇şte kalıcı mantığı. olarak kaldılar orada falan çok acayip ama bu pastayı bölüşmek ve kardeş bir kardeş daha gelme bizde double yani iki tane gelme ikisi de erkek. Ee, zor bir dönemdi yani. İlk bir sene zordu. Sonra tabii ki doğru anlattığın zaman iyi gelişiyor ve kaynaşıyorlar. Gerçekten evin içinde izlediğinde insan şöyle oluyor mu annelikte mesela ha. atıyorum abine atıyorum ya da birine ya da babaya. Aa, abi işte bir kardeşime benziyor. Aa işte aynı Evet ben. evet tabii ki. Oluyor değil mi tabii böyle bir hareketinde? Oluyor. Aa gen yani. Aa merhaba gen. <gülüyor> merhaba DNA <laughs> hoş geldin. Şirşi şey, hocam şey, şey, babalarıyla gülüyoruz. Bo boşanamadık ki seninle dedim canım. Ay bir boşanamadık yani. <laughs> Dolaşıyor. Baban gibi cevap verme. <laughs> Kim gibi cevap vereyim? Anladım tabii evet baban gibi vereceksin ama. Çok iyi. Ay, birinin ayak sallaması aynı. Öbürünün yemek yerken bu böyle böyle yapıyor. Aynı şeyi yapıyor. Allah fasulyeleri, maydanozları geri, geri itme. Çok acayip bir şey. Benim anneme de bazı bazı huylarımın benzemesi inanılmaz yani. Kendini Oluyor. yakalıyorsun değil mi? Tabii ki. İyi mi kötü mü tartışılır. Senin çocuklar gülsün diye projesinin bana kattığı en güzel şeylerden evet. biri yeni yıl zamanı. İşte mesela en sevdiğim şey yeni yılda hediye alacağım falan. Sağ olsun Gülben'cim indirim yapar. Hediye paketleri Gülben Ergin'in e, Gülben Nature'ın evet. markasından çok güzel bir şekilde seçkileri yaparız ve hiç öyle şey yoktur. Bak bir bütçe veririm. indirimimi Aa. alırım. Paşa paşa kutular. Harika şeyler giy. Allah, o Allah o mumun üstünü o örgüsü e, kendini özeni he. falan içine mutlaka beraber konuşuyoruz ve çocuklar gülsün diye serpiştiriyoruz evet. ve ben evet. bunu kendi arkadaşlarıma 20 tane 25 arkadaşıma bir yeni yıl paketi yapıyorum. Benim için herkes için ekstra değil ve bir hikayesi olması olun. yani. Zarifsin, çok. Onun geri dönüşleri mesela çok güzel oluyor ve bana şu duyguyu yaşattığın için de teşekkür ederim. Ben bir arkadaşım var ve arkadaşımı yarattığı hmm. ve kendinden çoğalttığı bir projesi var yani. Evet. Ve insanlara çok ben kendim hediye yolluyorum ve, ve derin... içinde çok kalıcı bir ve iyilik içinde bir yapmış anlam oluyorsun. Var. Evet çok anlam var. Yani ürünlerin dışında biz o ürünlerle gerçekten yani oyun parkımızın parasını ödüyoruz inşaata parayı oluyoruz Her satın alınan her STK'nın olduğu gibi çok anlamlı. Hediyeyi anlamlaştırmak senin tabii özelliğin. İnanın ama dönüşleri o kadar sıcak oluyor ki ee, kızım sevindim. çok sevindik ya ulan içeriden bir şey çıktı ve hani bu ülkede sosyal sorumluluk anlamında içine hediyelerin bir şey koymak bence olağanüstü bir efekt. Anlamlı bir şey koymak. Hiçbir Kalıcı şey olmasa şey çocuklar gülsün diye bir hediyenin içini bir küçük kart olarak koyduğunda o bir efekttir insanların evine yani. Senin için bunu düşündüm. Ben anaokulların açılışına gitmeden önce ne yaptım biliyor musun benim? Lavaboları kontrol ediyorum lavabo. Lavabolar <laughs> düşermiş mi üstüne diye. Böyle böyle yapıyorum onları kontrol. Ha, gül ben inanamıyorum. O kadar gülüyor yani. ki bizim... Ama çok güzel bir huyum. Ama bu. korkuyorum ya düşerse Allah benim yaptığım 52 tane anaokulu. Bir tanesinin damı düşmedi damı ki kiremit düşmedi. Tabii ki Milliyetin Bakanlığı bir prototipi onaylıyor. Tabii ki o prototipe uygun yapıyoruz ama içinin donanım malzemeleri kenarı sivri olmaması, oradan bir şey düşmemeli. Çocuk buna bastığı zaman müzik köşesi, Atatürk İnkılap, Eğitürk Gençliği her şey yerli yerinde bir ve ve düşmemeli. Senin... şeyi hala iletişim herhangi bir sorun olduğunda bina ile bir... devam. 52'sinde devam. devam, yani. Sistem aynı. E devam. Süre bir şey mezun olmuyor. Yani bir yere senin Derneğinin adı altında bir yerde kalmıyor. Hayır bir şey oldu mu sendeyiz yine. Tabii bendeyiz. Okul bizim. Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı'na anahtar teslim tamam. ama başımıza bir şey geldi desek nerede geldi diyeceğiz. Çocuklar gülsün diye ana okulunda. Ben sana depremle ilgili bir şey anlatayım. Tabii. Deprem oldu felaketi yaşıyoruz. İlk haftalar hiçbirimizden haber alamadığımız, tanıdıklarımızdan haber alamadığımız bir dönem. E bizim deprem bölgesinde dört tane okulumuz var. Birini 10 sene önce yapmışız. Birini sekiz sene önce yapmışız. Birini 12 sene önce yapmışız değil mi? Reyhanlı'daki. Hatay'da da var Kahramanlı ulaşamıyoruz. <laughs> gönül ediyorum ki dernekteki çalışanlar nasıl ulaşamıyoruz? <laughs> Kız diyor ki Perisay deprem oldu ya güvenim hani insanlar birbirine ulaşamıyor. Olmaz diyorum yani yıkıldı mı? Çocuklar içeride mi miydi? Ertesi gün öğretmenler hmm. yok haber alamıyoruz. Neyse ben deprem bölgesine gittiğimde yemedim içmedim gittim. Bizim anaokullarımız konteyner olmuş. 6-7 tane aile yerleşmişler. Yatakların içinden geçtim ben tak oturma odası, televizyon evet, oraya abi. yerleşmişler. Çok şükür yıkılmadığı gibi çok aileye iki buçuk yuva ay boyunca yani. yuva olmuş. Evet biz o yuvadan tabii ki onlar sonra çadır konteynere nereye geçtiler. O okullarımızı iyileştirdik. Oralarda 11 Afet Bölgesi'nde 11 ana anaokulunu başlatıp yenilerini yaptık. Hemen Gülben'e bir şey soracağım. Çok eğlenceli olduğu bir bölüme geleceğim. Allah çünkü Allah hatırlıyor Allah. musun kısmını yapmak istiyorum çünkü o çok keyifli. Ne yapıyorsun? Zeliş hazırlamış bunu. de yayınlanan ilk sabah programının adı? Gülbence. İpregaz reklam filmindeki ilk repliğin Gülben. Aa yönetmen Sinan Çetin aklımda ilk repliğin. O mi? da soruymuş ve e, rap... Repliğim yok. Hangi tüp? Tüp. Hangi tüp? Mavi tüp. Hangi tüp? <gülüyor> <gülüyor> Mavi tüp. Hadi o geldi. Gel seni ya. Aydan Şener'le ile birlikte oynadığın ilk dizi. İki kız kardeş. Osman Seden. No. Ne Ay niye yönetmen aklında? İki kız kardeşten önce ne En zorunu hatırlıyor kadın ya. Kendi evet, yönetmen de, korkudan. Hep yönetmen. Korkudan. Adı. Ödüm korkudan. kopar tabii. Yol Palas Cinayeti. Yol Palas Cinayeti sonra 15 iki kız yaşında kardeş. katıldığın evet hayır yarışmasında sana sorulan ilk soru. Aa! Zelen. Zeynep Ne bileyim ben? Dur, İlk soru mu? Eğlenir aslında dedim ben size Aa, yani. Seni yiyeceğim bir bile nereden, nereden bilebilirim. Pastırma mı seviyorsunuz? Pastırma mı seviyorsunuz? Severim. Gerçekten İyi bayılırım? Ediyorum. Programında kafasında bardak kıran ünlü kimdi? C şey çocuk ay çok meşhurlardı. Seni <laughs> yiyeceğim bak Ceren. <gülüyor> cümbüt. <gülüyor> cümbüt. <çürkan> de. De <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Ceren Ceren Tülin ile Caner. Ceyli Aynen. bir şey dedim canım. Hüsamettin evet. demedim. İbrahim e Tatlıses'in yönetmenliğini yaptığı Fırat dizisinde oynadığın karakterin adı. Zeyno. İlk sinema filminin adı. Deniz Yıldızı. Biz ayrılamayız. Hay biz ayrılamayız. Seninle, evet, Deniz Yıldızı olarak, olarak sonra. biliyoruz ya şeyi. Biz ayrılamayız. Yok. Böyle <laughs> ben, ben ilk sinema filmi, bana makyaj yapacaklar, kirpik takacaklar diye beklerken ben hasta bir kızı oynayayım. Sadece gözümün altına mor arttılar. Allah'a sen... oldum. Bülent Ersoy <laughs> sete bir geliyordu parfümler, markalar böyle parfümden buluyorsun Bülent Ersoy. Ben devamlı burama mor. <laughs> Makyöz mor sürüyor ben böyle siliyorum adamın arkasından. Yönetmen samim değer nur içinde yatsın. Gözünün altını moru silmiş. Ben silmedim efendim. Ben siliyorum morları güzel çıkayım diye böyle çaba. Allah'ım Ne ya. bilirdim ben oyunculuk mu oyunculuk. Yaramaz klibinin yönetmeni. Ayşe Ersay'ın nur içinde yatsın. Barbarossa dediğimiz zaman Barbarossa'nın adı ne olabilir? Adama Barbarossa diyorsan adı ne olabilir? Gülben. Barbaros Hayrettin Paşa tabii ki Okan Bayılgen'in aklını kaçıldı. Gülben. <laughs> Gülben tabii. <laughs> <laughs> Benim hayatımda döne döne seyrettiğim bir şey o ya. Döne Ne? Gülben, şu okan bayul evet geldi ya. olaya ya. Çıldırarak Adam da, gülüyorsun kitlendi, ya. Kitlendi, kitlendi ama gülmez mi? Kitlendi. Kitlendi. Bilemedi yani, ne yapsın? Hangi oynadığın dizi? Altın Portakal'a gitti. Altın Portakal'a dizi mi gidiyor? Gökhan bu nasıl yoğunluk asistanı soruyor? Bu başarıdan ha, kendi şeyini altın unutuyor o kadar. Altın Portakal ne demek? Dizi ne demek? İşgal altında. Vah ben orada da şey Sen Sana kurban olacağım Merak orman gibi ama şey bilemedim. Tüh almış mı <laughs> Vallahi osa bir <laughs> Duy da inanma. Ee, bölümümüz var. Şimdi bu bölümde bazı ışıklar koyduk bu sözü acaba kim söylemiştir diye. Bunun amacı zaten bilememek üzerine Umarım Kuzumaki felsefi falan çıksın. saçmalayıp beni burada insan Bu bir düğünden... yarışması değil bu. Bence şu söylese daha iyi olur diye de cevap verebileceğimiz bir şey anladım. Öyle bir şey yok. Tamam. Ben artık kimsenin bir şey bilmesiyle ilgilenmiyorum. <laughs> Mümkünse bilemesin ve eğlenelim yani. Ne kadar kendimize şaşırırsak o kadar kişisel sen gelişiriz tamam, gibi. Sanki düşündüm. Saygının olmadığı yerde sevgi tutsaklığa dönüşür sözünü kim söylemiştir? Doğan Cüceloğlu. El... Evet. A biraz... seçenekler de mi vardı pardon. İşte ama ben ne dedim? Ekibe dedim ki Doğan ol koyarsanız bu kadar <laughs> kokuyu alır <laughs> <Doğru>. ve anında <laughs> der ki burası Doğan Bey kokuyor ve ben bu konuyu alıyorum. Bir kere ben annesi <laughs> babası boşanmış. İşte ne bileyim hani şiddetle geçimsizlikten boşanmış. Anneyle ilişkisi yıllarca çatışmalı sürmüş ıvır <laughs> zıvır. Benim hayatım boyunca içimizdeki çocuk başucu kitabım olmuştur. Ortaokulda falan tanıştığım bir kitaptır. Hala videolarını izlediğinde böyle kalıyor musun sen? İzlediğin videoyu izlediğinde de böyle kalıyor Şimdi bir de mutfakta Levent'le yemek yaparken en büyük zevkimiz Doğan Cüceloğlu Spotify podcastlerini dinlemek. Aa, onun katıldığı söyleşilerden yani toplamışlar ve sadece onun sadece onu akıyor. dinliyorum. Hatırlıyor musun ben Sirt'te Doğan Cüceloğlu'nun ok okul adına okul açacağım diye seni aramıştım ve içim içime sınırıyor. Sen sakinleştirmiştin. Bir yazı yazacaktım. Yazıyı yazıp sana yollamıştım revize edip toparlayıp bana ne şey. tamam dur sakin ol falan çok güzel inanamamıştım aklımı kaçıracaktım çok mutluydum sen sakinleştirmiştin. nasıl yolun kesişti programdan TRT'de yaptığım televizyon programına çok konuk oluyordum Doğan abi o da beni sevdiği için bir kere geldiğinde tanışmıştık evet ben sevdiğimiz insana yapışma özelliğimizde ben yapışmıştım ona o zaman o da bir televizyon programı yapıyordu ben gitmiştim sonra o bana daha çok gelmişti falan sonra ben sırnaşıyordum böyle onun konuşmaları öğrencileriyle muhabbetleri falan dizinin dibine Türkan Saylan'a da öyle yapışmıştım Gel 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 öğrenmeye açık kız antenleri açık kız gel gel bu bayıdır anlatın bunun yanında derdi falan gerçekten mi evet, ya. evet yani onların eteklerinde olmak bana yani çocuklar gülsün diyeyle de annelikle de boşanmayla da krizlerle de karar mekanizması iyi insan olmak ya onların dini yaşam felsefesi Hı -hı. bütün felsefelerinin toplamında iyi insan olmak çıkıyor bize dinlerde kişisel gelişimde bu da da omda o takıda bu takıda Gonca da hayat bize zaten iyi insan olmak üzerine kurgulamak üzerine veriyor bize bu bilgiler. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Hem medyatik bir iş yapıp hem de Çok ağzından zor. çıkan sözün aslında her şey evrenden ve her şey yaradanla ilişkilidir diye konuşuruz ya senle. Abi bence müthiş bir kişisel gelişim cümlesi haline getirdin ki unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz evet. sözünü. Benim kameramdan anlatıyorum. Ulan birinin ağzından bunu duymak Travmatize olmuş bir muhabbetin içinde biz evet. iki kız çok kullanıyoruz. Bak, bunu dedi. He. Gördün mü? Bak Gülben Ergen'e. Bana hiçbir şey olmaz. Mesela İngiltere'de bir arkadaşım var işte Pınar. Bazen derdi ki depresyona girdiğim zaman Seda Sayan'ın azarını dinleyin. Ne oluyor be? Herkes ayağını denk alacak. <laughs> Yaptığı zaman <laughs> acayip böyle şey yapıyorum. Oh. <laughs> Korkma çünkü evet. benim yetiştirilişimde evet. bir, sen ne yapmış olabilirsin ki başına bu geldi var. Birçok kızda var ve of. hani ben bunu hep kız arkadaşlarımla konuşurum. İstismar yaşayan kız çocuğu ailesini anlatırken kendi suçluluk duyar evet, ya. Evet, evet. Evet. Çünkü ne ben bir şey. şey mi yaptım da bu başıma geldi acaba diye Tabii. yani. Bunlar hep benim akademiden topladığım cümleler haline gelmiştir. Ben bu Duruşu çok seviyorum diyeyim. Yani ben bu, politize... bu lafı söylediğimde bu duruşun ve senin kameradan anlattığın bu muhteşem şeylerin tabii ki farkında değildim. Sonra kardeşim sana bence e, bir sakin ol ya. Ya kime kendini kime izah veriyoruz? Magazinin tatlılığı, şıklar, rüküşler, selülitler iyisin değilsin o tatlılıktan çıkıp ahlak masası, polis bekçileri haline gelip Geldiği e, zaman... asıp kestikleri zaman o laf çok anlamlandı. Sonra zaten kadına şiddetlerde, yürüyüşlerde, bardaklar, tişörtler, şapkalar falan yapıp lafa sahiplendikten sonra da ben anladım o sahi... suçluluk duygusu çok kötü bir şey. İnsanın kendini suçlu değilken suçlu hissetmesini evet. sağlayacak o psikoloji felaket bir şey. E zaman zaman ben benim... de çok vardı ve seninle evet, çok sık konuştum. Aynı kadar olduk. kötü bir şey. Yani şey o. evet, aynı yani kadar şey, kötü bir şey. Yandığım zaman biliyorsun ben hep devamlı. Devamlı hıçımdan ah, topuma ya. kadar yandım. Hastaneye Covid'de geliyor. Maskeler, evde çocukları var. Hayvan, benim Aa. hayvanıma Gülben bakıyor. Aa. Gülben köpeği hastanenin bahçesine getiriyor. E görüş günü, görüş günü gibi yani gibi Aynı anda söyledik e, ya. E, hastane Kim? Covid katına da gelirim senin için. Yapabilecek bir şey yok halinde çıldırıyor. Çünkü ben ne yaptım da bu oldu diye ağlıyorum. Hiç unutamam o çığlığımda e, çok şey oldu ve çok canın <laughs> yandı ve vallahi bir gerçekten bir ten can, can çıktı ya. olduğun için çok gözüm doluyor. Çünkü boynundaki kolyeden dua ettiğini bilirim yani. Evet, ona ona sarılıp evet, yani. Evet. O buradan bir vurursun insanın evet. çenesine yani hani şöyle bir oraya. Sen izin verdiği sürece. Tabii, Tabii izin ki verdiği Biz izin verdiği sürece. verdiğimiz sürece yani. Tabii ki bana çok iyi gelen bir şey. Çizmekten öte bilerek veya bilmeyerek yaptığımız kişisel gelişime evet. muazzam katkısı Ama olan hareketler. Ama sen de çok hareketler. açıksın canım. Senin de altyapın çok sağlam ya. Yani sen de çok okuyorsun. Elbette öyle. Yani alacak olan insan için çok daha güzel bir şeydir bu gülben ama olması gereken yerde ve zamanda bir belirir gülben mesela birinin hayatında. O anda o eve gelir. O anda Tabii affedersiniz uçarım. o cenaze evinde onu uçarım. görürsünüz. Birini bir şeycik es geçtiyse ki denizde de gördüm Seki'de hani Tabii o anda ki. cenazesinde bulunamadı sonra gitti hoca ile gitti dua etti falan filan biliyorsun falan. ay. Peşindeyip. E ee, ama bir de bunları gizli yaparsın. Böyle operasyonlarla falan filan halledersin. Seni buraya getiren yıllar içindeki bu refleksler ne zaman gelişiyor bir insanda ya bir kadında? İyi insan olmanın çatısı altında vefa ve minnet de var ya. Allah korkusu dediğimiz şey. <laughs> sen hemen annenle annen de böyle söylüyor. Süphane ki, o da bir şey bir şey <laughs> falan diye böyle. Anneyle de böyle ortak noktalarımız var. Bir inançlı olmak benim hayatımı çok kurtarıyor. İki iyi insan olmaya çalış ama bunu ispatlamaya çalışma. Bunu ispatlamaya çalışmaya çalıştığım dönemler de oldu benim. Benim de. İnsanın kendini bulmak için çırpındığı dönemde ben şeyi öğrendim. Çok seslilikte sesini duyurman mümkün değil. Yani karşıda bir güruh çığlık atıyorsa sen dur ve geri çekil. Yapman gerekenleri yap. Sen bil, sistem bilsin. E, o çok evet. güzel bir şekilde işliyor. Gizlik saklı ilişkiler dersen yani Deniz'in yanında, senin yanında, benim de yanımda olması gereken İyilikleri, dostlarımda. özellikle gizli, gizli tutar çocuklar yani. Çocuk dergisinde bir iyilik değil okul öncesi eğitime bir farkındalık projesi. Gözüne çok soka doğru. soka. Ana evet. sayfaya koya koya. Okul öncesi eğitim mecburi olsun. Okul öncesi eğitim uzak köylerde. Avaz avaz. Ama öbür dediğin şey, vefa, minnet ve kötü gün dediğin şey çok gerekli bir şey. Yani ben sadece bu yaşama inanmadığım için. Bu yaşam böyle güzel bir gala. Buradan sonra gerçekten bir yaşam var. Ama bu yaşam şey değil. Parmak sallayarak hani ateşlerde yanacaksın. Neler ettin bir konuşalım değil, falan değil. Değil değil. Bu bu, bu da güzel bir sınav verirsek sonra orada güzel buluşacağız ve çiçekli bahçelerde dolaşma imkanımız olacak gibi yaşıyorum ben. Öbür dünya içinde. Yani bir de bizim mesleğimiz sürekli süslenmek. En güzel küpeler, en güzel saçlar. Ne giydim bakayım? Ayakkabı, saat. Bunun üzerine kuruluyor biraz da bizim Hı -hı. mesleğimiz. Vitrinde olduğumuz için o vitrine çok alları pulları takıp çıktığımız için bir de içini süsleme var. İçini süslemek de çok güzel bir pırıltı veriyor bence insanın gözünün içine. Kurduğu iki cümlede bir fark yaratabilir gibi. O alları, pulları içine de koyduğun zaman ister ibadetle, ister Doğan abiyle, ister e, Türkan Saylan'la kimse senin mürşidin, seçtiğin. E, onlardan feyz alarak güzel bir iç süslemesi olduğu zaman zaten onu bir olması gereken bir şey gibi görüyorsun Fedakarlık gibi gelmiyor bana. Son yıllarda böyle sosyal medyada falan okuyorum. Abi biz çok şeyiz ya. Çok karşı çıka 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 çıka. Abi çok da haklı. Hani yargılandıkça yargılama refleksimiz o kadar gelişmiş ki artık. Bu kadın Oyunculuk yapıyor. Niye şarkı söylüyor ya? İşte şarkı söylüyor. Niye şimdi yemek programı yapıyor? Yani bir ben ne falan? Ya arkadaş sen uzayda mı yetiştin? Yani herkes bir şey yapar. Bir de bir şey. sen suçlusun. Bunu söylüyorsan, sen bir tek oyuncusun. Bir de şarkı mı söylüyorsun üstüne? Bir de böyle güzel şeyler yazıyorsun ha? Nasıl yaparsın? Ulan mankenlikten atıyorum şarkıcılığa geçenler olmuş. Ya da sen ne kadar güzel şarkı söyledin? Suç bilmek. Portakal orada kal. Bunu seviyor insanlar. Ötesi ne? Sakın bulaşma. Sizin ne haddine? Sizin bir ne sürü haddini? şey yapma. Bir insanın bir sürü işte cevvalce belirmesinde problem yok. Biz güya gelişmiş, güya Gülben'den sonraki çağ olarak mesela bu konuda daha yobazız. Sansüye getireceğim aslında konuyu. Sizin... 90'ları acayip güzel yaşamış vesaire programlar, huysuz virjinler vesaireler. Şimdiki bu kadar özellikle dizi dünyası dışarıdan da bakabilen biri olarak. Gülben ne diyorsun? Yani sansürlü mü geliyor, sansürsüz mü geliyor? Bu kadar işte diziler kalkıyor oluyor, öbürü vesaire oluyor, bilmem ne oluyor. Ne oluyor sence? Ben yetiştiğim dönemde iyi zamanlarını gördüm. Dediğin gibi yani Seyfi Bey'le müzikal yapabildiğim zaman. Evet. Dadı ilk sitcomdu, ilk sesli çekim sitcomdu. Yani Haldun Dormen'le Kenan Işık'la çalışabildiğim zaman Kadir İnanır'ın Türkan Şoray'dan sonra ilk yani partner olarak partner. seçiliyor. E huysuz de öyle. E çok şey öğreniyorsun. Bunlar ustalar ya yıllarını vermişler. Haldun Dormen'in karşısında sesli oynamak ne demek ben kimim? Evet. Hani öyle bir korkudan ezber yapıyordum ki. E onlar bana aferin dedi. E, nasıl benim repliğimi unutup Haldun abiye tekrar mı ettireceğim? E, ne ayıp. Onlarla çalışabildiğim için o kaymağı ustaların iş terbiyesinden. Sen bana bir de çekim dedim. Ben kaçta geldim? Bir de çeyrek kala. Tabii ki saçım <laughs> makyajım hazır bir şekilde. Hazır. Kadın ha, beni bekledi. Be söylenenden erken gitme terbiyesinden bir bu insanlardan öğrendim ben. Bana kaçıyor yıl oluyor? artistler biraz geç kalır. Geç kalsana ertele falan. Ne büyük ayıp. Geç kalmak ne demek? Hayatımda uçak kaçırmadım ben. Bilmiyorum öyle bir şey. 45 dakika önce hep havalarına gidip otururum. Hep bekleyen benim ama. Beni vizyon sahibi bir havalı şirketi ise bekledi. Ben nasıl bir başak buldum? Kaçırdın mı yani? ya. sen böyle sabah kalkamadım falan. Ben öyle bir şey bilmiyorum. Sabah hep erken <laughs> çocuklar böyle yapıyorlar. sakin. Hadi hadi çıkalım, o pasaport kuyruğuna gireceğiz. Hadi bekletmeyelim insanları, çok ayıp. Daha var bir saat, olsun. Ya trafik varsa, ya kaza olmuşsa. Önlemlerin önlemi. Yani, bilmiyorum, evet. deliliydi de bilmiyorum, sahneye çıkarken de böyle. Bir sahneye çıkacaksın ve bir kostüm giyeceksin, bir repertuar belli. Bir buçuk saat sahnede kalacaksın. Üç kıyafet yedekli, ya düşersem? ya üstüne çay dökülürse her şeyin bir önlemi var. İnsanları zor durumda bırakmamak üzerine kurgulu. Ama bir de mesela oynadığın e, oyunculuk performansıyla o dönemin en tatlı şeylerinden biri. Şimdi çok kibirli bir yerden söylemeyeyim ama sabah programlarının enerjisiyle cinayet haberlerinin enerjisi arasında ortak bir çizgi çekildiği için izlediğimiz şey gerçek. izlediğim şey üzücü. Aynı zamanda tatlı bir şey çok kalmadı. Biz de bir dönem kendi üstlerimizin bir sabah programı kültüründen Benim geliyoruz. Benim Seda Sayan'dan tacı e devir aldım ben. Tebiyatçısı da geliyordu. Vesairesi abi. de geliyordu. E, Gün ben reyting düştü şunu mu alsan karısını dövmüş. Yok. Bunlar yoktu. yoktu, yoktu. Doktora. Biz yeni çıkan bir şey Leobuz kaklıya da konuşurduk. Başka Her bir şey. şey de konuşurduk. Can, Sağlıkta, nerede gelirdi dediğim gibi. Tabii ki. Tabii ki. Her şey gelirdi. Evet. Şimdi şey var. Bu kadın Helal. viral oldu. Evet. Evet. Oyunculukta da öyle. Etkileşimi çok yüksek bu kişi olsun. Ya, tamam. Ya. Ama o zaman biz bu rolü yazmayalım. İnanıyor yani... musun ona? Hakikaten sektöre inanıyorum ya. Ben yetişemedim. Bu dönemde iş yapmadım ben çünkü. Gerçekten etkileşimi yüksek olan insanın reytingi, sinemadaki gişesi falan birbirine bağlı mı sence? Yani dizi ve diziler dışı pazarı hani açıldıktan sonra o halkın sevdiği bizdeki marimar kadın hmm. şimdi ne yapıyor? Instagram hmm. şey var çay reklamları yapıyor, barter alıyor bilmem ne yapıyor. Hmm. Kadın bir dönemin Mari Mari Rosalinda'sı vesairesi falan filanı yani ben bile hatırlıyorum çamurdan künye aldığı yani <laughs> Annem hani, yedi kere seyreder <laughs> Ama yani hani yemin ediyorum vardı yani ben Gülse'ye Yalan Dünya'da baskı olarak Mari Mari diye takılıyordum <laughs> yani. hani Nasıl güzel. Devamlı. Gerçekten öyle bir şey vardı ve şimdi bizim dizilerimiz Orta Doğu'ya, Avrupa'ya vesaire açıldıktan sonra o diyor ki ben onu çok sevdim. Yapım dükkanı hmm. Gülben Hanım'ın etkileşimi çok yüksek. Ben Gülben Hanımı alıyorum, bilmem ne ülkesine götürüyorum, var şuraya var götürüyorum, var festivale var. koyuyorum. Gülben'in buradaki dizisinde afişte Gülben'in yüzü ve diğer tanınan ve etkileşimi yüksek oyuncular ülke içinde. Ama Avrupa'daki afişi bunun bir örneği var. Daha yeni bir tartışma konusu bu Twitter'da. Gül ben ve atıyorum ormanın derinliklerine doğru yürüyen sadece bir silüet şeklinde bir afişi var ve insanlar o afişi izlemeye gidiyor. Ben şöyle e, bir bağ kuruyorum yani. Es ben Hürriyet'te yazdığım dönemde bazen şey uyarısı alırdım. Ya Gonca biraz daha insanların anlayabileceği dilde yazar mısın? Öyle ve mi? Ve çok üzülürdüm buna hmm. Çünkü derdim ki kimsenin anlamayacağı bir şey Tabii yazmıyorum ki. yani. Tabii ki. hani Tabii ki. Ama şimdi Japonya'daki bir su üstünde yapılan testi <laughs> insanların anlayabileceği bir şekilde sudan geldik suya gittik miyiz ya, yani ya, ben o bilgiyi ya, vermek zorundayım. Ya. Onun da bilmediği şeyle yüzleşme ve araştırma refleksini harekete geçirmek için bir alışveriş oluşturmalıyım. Bu alışverişe çok üşenen bir şey olduğumuz için Doğru. şimdi şöyle yapıyoruz. Doğru. Çocuklar gülsün diye sosyal medyada patlatıyoruz ve ev sahibi olarak bağırıyoruz. Ama çocukları hiç güldürmeyen bir hikayeyi örnek olsun diye yayınladığımız zaman çocuklara iyi gelmiyor diye Kaldırıyoruz hmm. o zaman çocuklar gülsün diye iyi dizi yapalım hmm. bari, bari bir şeyi yargılıyorsak yargılan takdiri buraya getirelim o zaman takdiri koyalım hayır çocuklara kötü örnek oluyor bunu kaldır kötü örnek oluyor bunu kaldır e sanırım bir örnek kalmadığını göre deyip herkesi uyumaya teşvik ediyoruz aslında hani erkenden yatalım gibi o yüzden sansür meselesini sordum çünkü sizin döneminizde böyle bir hayır şey yoktu. yoktu. Hiciv vardı, taşlama vardı. Evet. Şu Levent huysuz Kırcalar değil mi? Levent Şakalar, Kırca, taklitler. Huysuz Virjin gibi, evet. sert gibi. Huysuz evet. yeni yıla girmek bir beklentiydi. Evet. Sonra Huysuz Virjin'in çıkamadığı dönemi de beraber yaşadık. Çok, değil çok... mi? Bayağı yaşanılan zorlu, depresif, üzücü yani. İlk önce öyle midir acaba? Yok yok değildir canım. Bu dönem başka bir şey yaptı. Bir dönem daha, bir dönem daha. Sonra görüyorsun Huysuz Virjin televizyonda yok. Evet. Yıl başında o... yok yarışma programı bitmiş bir daha yenisi gelmemiş ama format devam ediyor başkaları sunuyor falan çok çok üzünlü ve çok acıklı bence. Sonra bir yıl bir yıl başını sundurmuşlardı Öyle Bey'e daha kısa ben konuk olmuştum tabii ki yani koşa koşa. Ondan sonra da bir daha televizyon programı olmadı. E o yüzünü vardı onun. Ne yapıyorsun Seyfi Bey? Arkadaşlarındayım oyun oynuyoruz. Evdeyiz hadi gel falan filan. E, onun evde o üretemediği zaman çünkü ürettiği zaman biliyorsun hepimiz dikiliyoruz. Yani sen de şimdi bu YouTube programını yapıyorsun diye arkadaşlarına daha farklı gül, gül ben hadi gel diyorsun. De, evet, bir aynen. Dikiliyor insan bir iş yaparken. Bize yaşama sevinci işimizi vitrinde yapıyor olmak. E, Yapamıyor olmak ilk bir hafta, on gün, bir sene, iki sene. Bir de bunlar yaşını başına almış insanlar yani Seyfi Bey için çok ağır bir dönemdi son dönemde yaşadığı. Ekranda Dün akıllıydım cezası. dünyayı değiştirmek istedim. Bugün ise bilgeyim kendimi değiştirdim. Sözü Michael Jackson'a mı ait? Suna yakına mı ait? İlber Ortaylı mıdır? Mevlana mıdır? Mevlana. Doğru. Tabii ikisine. Evet bugün Perşembe haftanın son günü. Yani bugünü saymazsak. Sözünü. <laughs> Yok canım. Kim söylemiştir? Müslüm Gürses, Beyoncé, Fatih Altaylı, Pınar Altu. İlk baştaki kimdi? Müslüm Gürses. Müslüm Gürses olabilir mi? Pınar Altu dedi. Gerçekten mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten dedi. Pınar da Başak'tır. O da 2 Eylül doğumludur. Bunun önü olmadan bu cümlenin Başak Burcu <laughs> Başak Burcu özelliğini açıklayacağım. Başak Burcu bir şey söyler arada sesli düşünür onu almışız evet biz aynı. Evet bizim bu nasıl sıçayım çok kötü bir uyum evet. yani sesli düşünürken şöyle yaptık yani bugün de Perşembe bugün ne? haftanın son günü o bir yani şey bitiriyordur o gün. O böyleydi o bak. Perşembe bir şey bitiriyordur o, o gün. haftanın son günü onu attı ben <laughs> biliyorum biz takvimi de oynuyoruz garip Her garip biz ifadeleri var pardon. Başak Burcunu bir şey uzun uzun bir şey konuşuyorken bittiğinde bir daha hak aynı konuyu sorun kendi yorulacağı için özetini duyun az konuşmaktan Pek az çok konuşmaktan sık sık pişman olunur demiş. Mehmet Ali Erbil mi? Mazhar Alanson Trump mı Confucius mü? Pek mı az... mu? Masar mı Confucius mu? Bilemedim. İkisinin arasındayım. Şey, Tejoker ben... hakkımı kullanmak yani, istiyorum. Telefon değil, ben açın. Ben öpeceğim zekanı ama gerçekten çok benziyorlar. <laughs> gerçekten <gülüyor> Evet. Confucius yani. evet. Çok yabancı değiller yani. Confucius unutursa diye evet. masaralan Alanson'u da baz almış evet, yani. masar da söylemiş olur masar Ay o ben Az konuş diye Söylemiş olabilir. Aşkından hasta olan ilaçtan zehirlenir. Cevabı vermedi. Aa tabii ki Konfüçyüs. Ha tabii ki ha, ben. anladım. Yani ha. ama o kadar birbirine yakındı ki ben özür dilerim bir şey yapamam. <gülüyor> <gülüyor> Aşkından hasta olan ilaçtan zehirlenir. Neşe Tertäç, William Shakespeare, Feyyaz Yiğit, Teoma, Gonca Bursaćı. William Shakespeare söyler bu zamana kadar söylediğin şarkıların arasında beni en iyi bu anlatır dediğin bir şarkın var mıdır? Hani kimseye de bir şey olmasın. Ee... Ee, yalnızlık ve infilak şarkısını söylerken böyle ciğerlerimi falan yerden yerle bir ediyorum. İnfilak bende de öyle bir etki i̇nfilak çok evet yani şu an, an bir öldün. önceki an değil. Geçti bitti. Kalbinin önünde eğil, Aklından çok çekti falan böyle bir her zamanki sezen felsefeleri bir altı kere okuyup kendimden geçtiğim. <gülüyor> çok, <gülüyor> kendimden geçtim, <laughs> Evet yani çok etkiliyor. Bu benim hayatım da beni çok etkiler. İçindeki şiir üstüme biçilen elbise, acıma çok adıma güzel. seçilmiş hayat, iyiliğim için buyrulmuş çivili bir taht. Dağıldılar Aa. toz gibi hafif ve gülümse de aynadaki muhalif. Dedi ki rahat kurgu bunlar. Biz değiliz bu uyduruk tarif. Bu ne ya? <laughs> ben, ben, ben bunu bir okudum Ay sen karnımız... Üstüme biçilmiş elbise, adıma seçilmiş hayat sezem yapıyor Sakin. Sakin. <laughs> Söyledim mi? işte hissederek. Hayır. Bu çok acayip bir anı. Sadece oku. Ben böyle bak. Üstüme biçilmiş hayat adıma seçilmiş elbise. Böyle mi yani? Hayır. içinden hisse. Onun da verdiği oyunlar bir insanı çatlatır yani. şiiri lütfen bu programda çıktıktan sonra dinle ve bana onun okuttuğunu. Üstüme biçilen elbise, adıma seçilmiş hayat. Gül ben içindeki şiirci ruhu yok eder misin? Tamam ediyorum nasıl mesela? Bana onu metin olarak ver sana hemen sezen olarak okuyayım onu şimdi. Hayatım kendi <laughs> zaten mesela üstüme biçilen dediğiniz andan itibaren zaten insan etkileniyor. Onun evet. sesi zaten etkileyici ya. Sabah uyandığınızda akşam yatarken de hastayken de iyiyken de mutluyken de mutsuzken de. Sen o TT olduğu zaman panikliyorsun. Ben eskiden panikliyordum. Acaba ne oldu da neden TT diyorum. Haftada bir sadece şarkılarının sözleri TT oluyor. Evet. Ben de bunu yaşamıştım. Sen de bunu yaşamışsın. Peki sen bilmem neden ne yaptın? Öyle bir sohbet var. Ben dahil oluyorum o odalara. Hepimizin bir yaşanmışlığı Analog var. Kulüp i̇şte biz o gün tükeneceğiz altında böyle bir destan var. Tükenenler listesi. Farkındayım bu kızı yeniden büyütmeyin, Değirmenler de Hepimiz farkındayım farkındayım falan. Benim hayatımda şoka girdiğim şey girdim odaya ve böyle tabii ki kapıyı tıklatırım bir şey söyleyeceğim falan evde bile. Hani bir şey yazıyordur bir şey oluyordur tabii falan. Ki. Bağdaş kurmuş kulaklık var. Bir defter şöyle bir duruyor. Aa hoş geldin. Otursana bir çay söyle. Ben de bir şey yazıyorum dedi. Kaldım ben böyle oraya getirdim. Tamam. Soru baktı dedi ki gonca takıl devam et dedi. Televizyonda bir şey dönüyordu. Orada izleyeyim dedim. Ben de sabah depresif zaten böyle kötüm falan gitmişim ona. Ondan sonra ev temizlendi. Ev süpürüldü. Toz alındı. Hala oturuyor. Kadın <laughs> Çok temizlik var falan neyse efendim o şarkı çıktı bayağı gümbür gümbür gitti ben hayatım boyunca yani herhalde onun şokunu yaşadım ama işte lütuf anları evet Dediğimiz Kesinlikle. mesele var yaşamda Abi, yani. İletişim halinde olup o, onu yazarken nasıl kitlendiği Müthiş bir şey. Gülben. Programı bitirmek üzereyim. Şahane niye bir şey misin? oldu. <laughs> mutlu musun? İyi geldin mi? Çok iyi ki geldin <laughs> sen. Valla bebek mutlu ben sayende. <gülüyor> sen <gülüyor> mutlu musun? Nasıl? Ürünlü. Estağfurullah. 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 Teşekkürler. Sen de diyeceksin. Sana diyeyim. bir şey söyleyeceğim şimdi. Niye? Bırakmadan önce. Hıp hızlı. Küçük altı tane küçük sorum var. Yine. Çok eğlenceli. Ne? Çünkü bunları böyle küçük küçük hemen tamam, şey yapacağız biz. Gel. 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 Bu hayat Hayatta Yaptığın en büyük gaf. Bu köpek dikkat çekmek için bağırdı. Sakın abi e, e, yapmasın hayvanseverler. Yaptığım en büyük gaf mı? Allah Allah. Ne demişimdir ben keşke aşırı saçmalamışımdır. Ya, magazinde aptal aptal şeylere cevap vermelerimin hepsi gaf'tır bence. Ailede yapar falan. mısın bir gaf? Yani mesela çocuklar bir şey anne bunu da söyledin mi ya falan böyle bir, bir gafların var mıdır evde yani mesela. Abi ben sürekli düzgün olmaya çalışmaktan galiba evde az gaf evet. Sürekli her şey çok güzel bir muntazam olacak çabasından evde az yapıyor olabilirim ama eski kafa 20 15 20 sene öncenin magaziniyle aşırı saçmaladığım şeyler vardır kesin. Yani bizim şu andaki saçmalamamız. <laughs> Yok şu anda okey tamam YouTube falan tamam okey. Keşke ben söylediğim dediğin şarkı. Keşke ben söyleseydim bu şarkıyı. Farkındayım. Gerçekten. Vay. Bir de şeydir. Sen iste her şey çok güzel Aa. olur. Sen iste elbet. Ben de hep o yergin. Araç acılı pekkan. O şarkıyı dinledim de bir baygınlık geçiyorum. Alo. Diye şey Telefonunda son... en son attığım WhatsApp mesajı. <laughs> Şehri mı yaptın sen şu an. <laughs> evet. <alo. gülüyor> Ay öleceğim. En son attığım WhatsApp mesajı atlasa olma. Okuldan çıkışta ben sizi alırım. Gonca'ya konuk alıyorum. Oradan çıkacağım. Bıdı 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 bıdı. Bu dünyada en sıkıldığın aktivite nedir Gülben? Meditasyon yapamıyorum ben. <laughs> o kadar yoga, om, kitaplar, mantralar, <laughs> 5-2-0-2-5-8-8 mucizeler olacak. <laughs> <laughs> meditasyona giremiyorum buram kaşıyor. Numarayı ezberledi ama arayamıyor. <laughs> yani öyle mi? Evet. Dedi, yapamıyorum dedi. maalesef. Keşke yapabilsem. İzlerken çok ağladım ya dediğin film. Ay Selvi boylum al yazmalım da ben Asya o son koyuyorum kayardı. o yüzden ben de işte. Asya mı koydun? Tabii ben de ah, dedi. Ah, ben o Aa, Samet durup durup. adama üzül. Ay, Samet ona, ona baba ona, dedi. Onu babalığa baba seçti. Dedi. Gebert beni orada. Evet. Samet de bir kız çocuğu boyum şey, al, al yazmadan sonra şey domates Şener Şen domates Domates, o zügürt ağda mıydı ya? Yani. Zügüt. Onda da çok. Peki ben Musi bunun Bey'de şivesiyle de... zügürt demem direkt yani ha, şey. Evet. Bu hayatta gördüğün en saçma rüyayı hatırlıyor musun? Saçma rüya mı? Evet. Saçma rüya söylenir mi burada? <gülüyor> <gülüyor> Güzel cevap gel komple. Gel. Çok teşekkür ederim. Ay ben, seni ben seni yerim. Ederim. Ben, ben de seni yiyorum. Gel yanıma. Dumayı da al. Gel. Duma'yı Hayır, alamam ya. Baş... Gonca'dan Öyle çok çekiniyorum hala. Öyle mi? Tamam hala. peki gel 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 Milli Ay karnım sen de almayayım. Ay. Ay aşk olsun sarılır mısın lütfen iki gonca? Sarılmam da. El köpeği ya hmm. gene de insan bizi çekiniyor. <laughs>